dört bir yanında dezavantajlı bölgelere, farklı kıtalara tıbbi destek sağlayan yeryüzü doktorlarını getireceğiz şimdi ekranlarına. O doktorlar bu kez de deprem bölgelerindeler. Sağlıkçılar depremzedelere derman olmak için afet bölgesini karış karış geziyorlar ve ekibimizden Merve Tokaz ve Mehmet Onur da o ekiplerle bir araya geldi. Savaş bölgeleri Afrika'dan farklı noktalara, dezavantajlı pek çok bölge, yeryüzü doktorları şimdi de yardım için depremzedelerin yanındalar. Burası Adıyaman, depremin en yıkıcı olduğu, en derin acıların yaşandığı noktalardan bir tanesiydi. Gönüllü hekimlerin destekleri bu süreçte çok yoğun. Afetzedelerin yaralarını sarmak için onlar da seferber. Burası Adıyaman'da Eğriçay noktasında bulunan çadır kent. Buraya kurdular çadırlarını yeryüzü doktorları ilk günden itibaren ve burada afetzedelere yardım eli uzatıyorlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Hoş geldiniz bu arada. Neler yapıyorsunuz burada? Şimdi burası bir adeta bir ilk yardım sağlık ocağı gibi. Elimizde mümkün olan ilaçları yazıp aynı zamanda hastaya veriyoruz. Yani burada mesela ilaç yazıp göndermek istemiyoruz. İmkanlar dahilinde bazen ilaçlarımız olmuyor elimizde. Ama bunu bir şekilde temin edip hastayı düzgün bir şekilde, iyi bir şekilde göndermeye çalışıyoruz. Tabii güldürerek, mutlu ederek, hiçbir şekilde hani hastalığını evet siz hastasınız diyerek değil de olabilitesi mümkün olabilecek şekilde biz gönderiyoruz bu şekilde zaten. Siz, hastamız geldi. Teyzeciğim siz gelin lütfen. Gelin hiç beklemeyin bizi. Buyurun. Buyurun yine bir hasta geldi. Evet. Geçmiş olsun teyzeciğim. Var mı başka gelecek? Amca mı gelsin gelsin çekinmesin gelsin. Biz kayıtlarını alıyoruz, isim soy isim alıyoruz. Çünkü bunların gün sonunda sayımları falan alıyor. Biz bakıyoruz mesela giden ilaçlar hangisi oluyor. Genelde ay içerisinde ya da yıl içerisinde daha çok hangi hastalıklarla uğraştık diye. Bunların kayıtları falan alınıyor. Tanımız yazılıyor, ilaçlar yazılıyor. Ara ara çadırları geziyoruz mesela. İşte ayağı kırılan, travmatik hastalar falan olunca biz onların yanına gidiyoruz. Onlara da soruyoruz. Bir isteğiniz var mı, yok mu diye. Bazen gidip çay kahve muhabbeti yapıyoruz. Hasta kontrol edelim derken. Yani böyle güzel bir şekilde geçiyor. Ama işin özetinde hastayı kontrol ediyoruz. Pansumansa pansuman, travmatik hastaysa travmatik hasta. Gerekirse işte ilaç yazımı. Biz bunları yaptıktan sonra işimiz bitiyor. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Siz nereden geldiniz? Ben Malatya'dan geldim. Hem de bir deprem bölgesinden geldim. İlk andan itibaren zaten kendi şehrimde de çok fazla hizmet vermek istiyordum. Ama buraya nasip oldu Adıyaman olduğu için de. Yani hani bir deprem bölgesine gidip zaten çalışmayı çok istiyordum ilk andan itibaren. İyi ki de geldim diyorum açıkçası. Hemen tekrar dönmek de istemiyorum. Daha çok kalmak istemiyorum. Aynen daha çok kalmak istiyorum. Ama inşallah tekrar devam ederiz ve bu şeyi sağlarız. İnşallah insanlara bir faydamız oluyordur. İnşallah eminim. Olduğunu eminiz hepimiz. Kolay gelsin diyelim size. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tabii burası tıbbi müdahalenin, ilaç desteğinin yapıldığı alan. Bir de yalnızca yeryüzü doktorları tıbbi müdahale sağlamıyorlar. Aynı zamanda psikolojik olarak da buradaki afetzedelerin yaşadıkları deprem sonrası yaşamış oldukları travmayı önüne geçmek için mücadele ediyorlar. Hem burada hekimler var, gönüllü gelen hekimler, hemşireler. Hem de psikologlar var, psikiyatrlar var. Kolaylıklar dileyelim, kolaylıklar. Burada da çocuklarlasınız. Bir tanesi oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Kitap okuyoruz, sabah egzersizi yapıyoruz. Bakın burada çocuk afetzedeler var. Çocuklarla vakit geçiriyorlar. Yakışıklı, dur bakalım. Psikologlar, burası da psikologların olduğu çadır. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Neredeyiz? Siz nereden geldiniz? Ben Gaziantep'ten geldim. Yeryüzü doktorlarında çalışmaktayım. Yeryüzü doktorları olarak depremin ilk gününden beri sahada sahaya intikal ettik. Yaklaşık 75 bin insana temas ettik. Psikososyal destek ekibi olarak, sağlık ekibi olarak burada çalışmalar yapmaktayız ve yapmaya da devam ediyoruz. Çadırlarımızda sağlık ekiplerimiz hizmet vermeye devam etmekte. Şahanesiniz gerçekten. Yüreğinize sağlık, yüreğinize sağlık gerçekten. Çocuklarla burada yeryüzü doktorları hem psikolojik destek sağlıyorlar hem de burada gönüllü gelen hekimler, gönüllü gelen psikologlar burada çocuklara sosyal, psikososyal olarak destek sağlıyor. Çocuklar burada oyun oynuyorlar.
Santranç oynuyorlar, iyi vakit geçirmeye çalışıyorlar ki zıplıyorlar durmadan. Biz de bu noktadaydık. Yeryüzü doktorları sahada olmaya devam edecekler yaraları sarmak için diyelim. Ve sözü bulunduğumuz noktadan yeniden...